Efendim, hoş geldiniz tekrar. İyi akşamlar. Yine bir Boğaziçi akşamındayız. Bu akşam birbirinden kıymetli iki tane konuşmacımız var. Çok sevgili dostlarım, değerli büyüklerim, abilerim, arkadaşım. Kaptan Levent Akson ve sevgili dostum Arif Ertik. Türk kabotajı hakkında bu akşam bizlere bilgi verecekler. Önce Arif Ertik dostumdan başlamak istiyorum izninizle. Arif kardeşim buyurun. Mikrofon sizindir, söz sizindir. Dinliyoruz. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladığınız için. Bizler Kabotaj Bayramı'nın artık kutlanacak bir tarafının kalmadığı düşüncesindeyiz. O nedenle 1 Temmuz'da Kabotaj Bayramı'nı kutlamıyoruz özel sayfalarımızdan. 815 no'lu Kabotaj Kanunu ilk çıktığı gün çok sert müeyyideleri olan bir kanundu. Şöyle ki, eğer ki kabotajı ihlal eden bir gemi olduğu tespit edilirse, para cezaları, hapis cezalarının yanında gemilere el konulmak gibi, onların kamulaştırılması gibi maddeleri bulunuyordu. Ve hatta Türk kabotajını ihlal eden gemi sahipleri, ortaklarının diğer gemileri varsa, o gemiler de Türk limanlarına 6 ay boyunca daha sonra tekrarlandığında katlanarak yük almak ve boşaltmak için uğramama gibi bir takım cezaları bulunuyordu. Bugün kabotaj kanunumuz 5 maddeye indirildi. Bu değişiklikler 2008 ve 2013 senesinde yapıldı. 2003, 2008 ve 2013 tarihinde yapıldı. Şöyle söyleyeyim. Madde 3, 2013 senesinde ancak petrol hakkı sahibi yabancılar da Türk karasuları dahilinde petrol arama ve üretim faaliyetlerini de icra edebilirler diye bir madde eklendi 2013 senesinde. Madde 4, hükümet muvakkaten hiçbir hak temin etmemek şartıyla ecnebi tahliye gemilerinin ve petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan deniz vasıtalarının icra-i sanat etmelerine ve Türk tahlisiye gemilerine ecnebi mütehassıs ve kaptan ve tayfa istihdamına müsaade edebilir diye bir ek konuldu. Madde 5'teki değişiklik 2008 senesinde. Şöyle diyor, Türk kabotajına ihlal eden kişi ve şahıslara verilecek olan ceza 500 Türk lirasından 5000 Türk lirasına kadardır diyor. Yani bugünkü rakamla bu 500 dolarla 5000 dolar arasındaki bir rakam. Denizcilikle ilgili cezai müeyyideleri uygulayan kişi genelde değil ülkemizde liman başkanlarımızdır. Liman başkanlarımızın çok geniş marjda ceza verme yetkileri vardır. Yani şöyle söyleyeyim, 5000 liradan 300 bin liraya kadar ceza verebilir. Gemiyi veyahut da armatör firmayı, donatan firmayı perişan eder, pişman eder. Bunu liman başkanı arkadaşlarımıza sordum. Dedim, nasıl bir ölçü veriyorsunuz? Yani hakimlerde bile, normal Türk hukukunda bile böyle bir geniş marş yok. Biz duruma göre değerlendiriyoruz. Eğer ki samimi ise ufaktan alıyoruz olayı, yoksa yükten alıyoruz. Fakat kabotaj ihlallerinin cezasını liman başkanlarımız vermiyor. Denizcilikte sadece kabotaj cezalarını veren kişi ilin en büyük amiri, yani valisidir. Valiye de tahtit konulmuş, 500 liradan 5000 liraya kadar ceza vereceksiniz diye. Bizim kabotaj kanunumuz böyle başladı, bu hale geldi. Şimdi ben size önce bir başlangıç olarak anlatayım. Kabotaj kanunu bütün ülkelerde aşağı yukarı vardır. Hepsinde vardır. Sırf denizcilikle ilgili değil, karataşımacılığı, havacılık ve denizcilikten de ilgili olarak geliyor. Bir Türk firması, Arelka firması, arkadaşımın firmasıdır. Statü ship,
Statü Gemicilik, o da bir Türk firması. Hollanda'da gemisi bir tersaneye bakıma giriyor. Geminin makinesini yapan firma Arelka firması. Arelka firması ekibini alıp Hollanda'da tersaneye gidip geminin makinesinin diğer bakımları yapılırken makinesinin bakımını da yapmak üzere tersaneye giriyorlar. Bu yakın 3-5 sene içinde yaşanmış olan bir olay. Gemiyi polis basıyor. Hollanda polisi. Kardeşim ayrıca ne yapıyorsunuz? İşte makineye bakım yapıyoruz, servis veriyoruz. Olmaz kardeşim. Vizemiz var bizim. Business'ine. Olmaz öyle şey. Hemen çıkıyorsunuz dışarıya. Firma devreye giriyor. Hollanda konsolosluğunu arıyor. Türk dışişleri. O bu filan. Diyorlar olmaz. Yani Hollanda'da bir tersanedeki bir gemiye hangi bayrak altında olursa olsun Hollanda firması olmayan bir firma gelip vizeleri de olsa bir hizmet veremezler. Hemen çıkartın. Arkadaşımla bugün konuştum. İçişleri Bakanlığımız demişler ki aman böyle bir şey yapmayın. Bu defalık sizi affettiler. Bir dahaki sefer böyle bir olay olduğu takdirde gemide bulunan ekibinizdeki herkese 25'er bin euro ceza yazılması durumu söz konusu. Zaten böyle bir şey de denemeyin. Şimdi bizim 815 nolu kabotaj kanunumuz 1926 senesinde yürürlüğe girdi 1 Temmuz'da. Amerika'nın kabotaj kanunu da Jones Act. O da 1920 senesinde yürürlüğe girdi. Jones Act'ı 1980'li yıllarda bir Amerikalı politikacı değiştirmek istedi. Ya dedi bu hayatı pahalandırıyor. Biz abi serbest bırakalım. Kim geliyorsa gelsin. Deniz nakliyatını Amerika'da geliştirsin. Daha ucuz olsun bu işler. Hayat ucuzlasın. Amerikalı hukukçular ve denizciler, askerler bu işe şiddetle karşı çıktılar ve değiştirmediler. Jones Act 1920 senesinden bugüne kadar hiç değişmedi. Neydi Jones Act? Amerika'daki deniz ticaretini Amerikan vatandaşları yapar, Amerikan bayraklı gemilerle ve Amerika'da imal edilmiş gemilerle. Eğer ki bu gemilerden bir tanesi Amerikan bayrağını taşıyor, Amerika'da imal edilmiş olsa bile yurt dışında bir tersanede bakım görürken %10 değişiklik sağlarsa geminin genelinde bu gemi Amerikan kabotajının dışına çıkmıştır diye yazılıdır Amerikan kabotajında. Şimdi tarihsel olarak bir parça konuyu nasıl geldi onu anlatmak istiyorum. Biz kabotaj kanununu 1926 olarak biliyoruz ama Lozan'da bu hak bize verilmişti. 3 sene sonra ancak Türkiye kabotaj kanununu uygulayabilir diye bu hak verilmişti. Bir ilginç bir anekdot daha var. 3 seneyle ilgili onu da söyleyeyim. Gelibolu'da il olacaktır diye bir şart vardı Lozan'da. 3 sene boyunca. Biz Gelibolu'yu 3 sene boyunca il yaptık. Kabotaj kanununu ilan etmeden önce. 3. sene dolduğunda da 1926'da Gelibolu'yu ilden ilçe haline çevirdik tekrar. Fakat şeyi unuttuk. Gelibolu Liman Başkanlığı'nı kapatmayı unuttuk. Onu 2000 senesinden sonra kapattık. 1924 senesinde mübadele gene Lozan'la ilgili mübadele şartı konuldu. İki ülke arasında Yunanistan ve Türkiye arasında Hristiyanlar ve Müslümanlar yer değiştireceklerdi ve bu işi de Türkiye yapacaktı. Türkiye Cumhuriyeti mübadele işini ihale etti. İhale bir İtalyan firmasında kaldı. İtalyan firması da bu kalınca Türkiye'deki denizciler ya dediler biz bu işi kendimiz yaparız. Niçin İtalyanlara veriyoruz? İtalyanlara verilmiş olan ihaleyi iptal ettik. Bunun cezasını ödedik. Ve devletin elindeki gemiler, özel sektördeki gemiler hepsi toparlandı ve biz bir filo kurarak Türkiye-Yunanistan arasındaki mübadeleyi Türk girişimcileriyle yaptık.
bu Türk kabotajının ilk önemli başarılarından bir tanesidir. Bunu yaparken de ilk teşviğimizi çıkarttık. İlk teşviğimiz de şöyleydi. Birkaç ay içinde yabancı bayraklı bir gemiyi Türk filosuna katanlara kredi imkanı sağladı Türkiye Cumhuriyeti, Genç Türkiye Cumhuriyeti. Ve bu işte de ne yazık ki bir takım yolsuzluklar oldu. Bunların içinde bir tane gemi Bozkurt gemisidir. Daha sonra ileride de Bozkurt'tan tekrar bahsedeceğim. Böyle bir filo kuruldu. Yunanistan-Türkiye arasında 1 milyon 200 bin Hristiyan'ın Anadolu'dan Yunanistan'a, 500-600 bin Müslüman'ın da Yunanistan'dan Türkiye'ye gelmesini bu şekilde sağlamış olduk. 1923 senesinde bu konu kabotaj hakkı Türkiye'ye verildiğinde Türkiye'nin doğru düzgün elinde bir filosu yoktu. Bütün limanlar yabancıların elindeydi. Bütün iş ticaretimizde, kabotaj hattımızdaki ticareti de yabancı firmalar yapıyorlardı. Bu dönemde müsaadeyi bir izne bağlamak zorundaydık. Genel Lozan'dan gelen bir şey. Burada şartımız şuydu. Gemiler çalışacak olan gemiler Türkiye'den kömürlerini alacaklar. Yaptıkları ticaretten %5 komisyonu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne verecekler. İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlerin dışında Kaş, Antalya, Kalkan gibi ufak limanlarımıza da uğramak zorundaydılar. Bu olay 3 sene boyunca devam etti. Limanlar yabancılarda, gemiler onlarda. Bu şekilde bu konu devam etti ve onlar biz bu işi uzatmayı 6 aylık şekilde uzatmayı teklif ettik bizimkiler. Fakat onlar 2 yıllık uzatmalar veya daha uzun uzatmalar istiyorlardı bu kabotajın ilanından önce. Ve limanlardaki bizim ithal ettiğimiz, ihraç ettiğimiz yükleri sallayarak ve çürüterek bunları engellediler. Ve Türkiye'nin dış satım ve ihracat ürünü satma imkanı neredeyse kalmayacak gibi bir durumunda kaldı. Bununla ilgili bir pazarlık devam etti yabancı şirketlerle. Bu arada da yabancı şirketler İtalyan 3 tane, Fransız 3 tane, İngiliz 3 tane. Mütekabiliyet esasına göre de bu 3 tane firmanın, 3'er firmanın Türkiye'de çalışması karşılığında bizim Türk firmaları da İtalya, İngiltere ve Fransa'da onların kabotajında çalışacaklar diye de bir yasa onlar tarafından kabul edildi. Biz Türk kabotajına yetemiyoruz. Yani İtalyan kabotajında nasıl böyle bir şey yapacağız? Olay da bu şekilde atlandı. Mübadele yıllarını Türkiye başarıyla halletti. 1926 senesine gelindi. 1926 senesi kabotajın ilan edildiği yıl. 3-4 ay öncesinden Karadeniz vapuru hazırlandı. Karadeniz vapuru Avrupa'ya gönderildi. Türkiye'ye tanıttı. Türk ürünleri ile birlikte Kuzey Denizi'ndeyken Türkiye kabotajı ilan etti Türkiye Cumhuriyeti. Fakat bu arada hiç hesapta olmayan bir kaza oldu. Bozkurt gemisi Lotus gemisiyle Midilli'nin batı tarafında bir kazaya karıştı. Ve Bozkurt gemisi de Türkiye'nin dolandırılması ile ilgili bu krediyi alıp ama krediye uygun olmayan bir vasıtaydı. Onunla ilgili ve şeye de katıldı, mübadeleye de katılmıştı. Türkiye Cumhuriyeti ile Bozkurt gemisi sahiplerinin aralarında itilaflar vardı. Buna rağmen Atatürk Bozkurt gemisini savunması için Adalet Bakanı ve ekibini Lahey'e gönderdi.
Bozkurt gemisi Lahey'de davalık olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti ile savunuldu ve davayı kazandık. Sonra Mahmut Esat Bey'e Atatürk Bozkurt soyadını vermiştir. 1930 sene, bu arada Türkiye'nin bu ihracatı durmak üzereyken, limanları yabancılardayken, mallar ufak limanlardan toplanmıyorken, böyle bir şantajla karşı karşıya kalan Türkiye Cumhuriyeti her şeyi göze aldı. Kardeşim ben kabotajı ilan ediyorum. Bütün gemiler çıksınlar. Biz baş başa kalırız. İhracat yapmasak da olur diye bir karar aldı. 1930 senesinde Türk-Yunan Seyri Sefahim ve İkame Anlaşması yaptı Yunanistan'dan Türkiye. Bu şu anlama geliyor. Türk gemileri Yunanistan'da Yunan bayraklı gemi gibi işlem görecektir. Yunan bayraklı gemiler de Türk limanlarında Türk bayraklı gemiler gibi işlem görecektir. Bunun detaylarını bilmiyorum. Fakat böyle bir yasa ve mevzuat var. Kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Burada gemilerin dışında insanlar da serbest bırakıldı. Mübadelenin yaralarını sarmak için. Herhangi bir Türk vatandaşı Yunanistan'ın istediği bir bölgesine gidip iş yeri kurabilir, evlenebilir. Hiçbir ek izne gerek yok. Sadece sınırlar kuralların değiştiği bir yerdir. Türk sınırından Yunan sınırına geçince Yunan kurallarına tabisiniz, kanunlarına. Türkiye'ye dönerken de Türkiye kurallarına sahipsiniz. Bu anlaşma da 1964 senesine kadar gitmiştir. 1934 senesinde Balkan Paktı yapıldı. 1936'da Montreux-Boğazlar Sözleşmesi yapıldı. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni biliyorsunuz. Lozan'da Marmara Bölgesi, Çanakkale, İstanbul Boğazı ve Marmara Bölgesi uluslararası bir heyet tarafından yönetiliyordu. Ve askersizleştirilmişti boğazlarımız. Boğazların kontrolü bu 11 kişilik bir ulusluk bir yönetimdeydi. Montreux'de bunlar 20 yıllığına bize verildi ve halen de bu Montreux Sözleşmesi devam etmektedir. 1937 senesinde Atatürk meclis açılışında denizciliği Türk'ün milli ülküsü yapacağız ve en kısa sürede başaracağız derken aklında bir şey vardı. Onu da 1938 sabahı, 1 Temmuz sabahı kahvesini içerken gazeteyi okurken okudu. Denizbank Kanunu çıkmıştı. 27-12-1937, 32.95 sayılı kanunla 1 Ocak 1938'den itibaren denizcilikle ilgili her türlü liman, kenarlardaki tersaneler, tersanelere ve rıhtımlara, limanlara yakın olan madenler, su kaynakları, taş ocakları, kayıklar, sandallar, her şey devletleştirilmişti. Bu inanılmaz bir şey ve o gün artık tamamen Türkiye hakim oldu kendi denizlerine. 1947 senesinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall yardımı yapılacağı anlaşılınca Türkiye bizi de bu işe katın diye çok uğraştı, çok çabaladı ve 1947 senesinde 150 kişilik bir ekiple Max ve Son Tombrug Türkiye'ye geldi. 7 hafta Türkiye'de çalıştı. Türkiye'nin tüm kaynaklarını gözden geçirdi. Kayıtlara baktı ve Tombrug raporu diye bir rapor düzenledi. Bu raporu Türkiye'nin önüne koydular. Kardeşim Marshall yardımından faydalanmak istiyorsanız bu rapora uyacaksınız dediler. Max Weston Tombrug Türkiye'den sonra Yunanistan'a, oradan da Brezilya'ya gitti ekibiyle. Biz bu Tombrug raporunu kabul ettik. Haydarpaşa'daki silolar, DLH, denizcilik işletmeleri bu rapor doğrultusunda düzenlendi. Şöyle, Atatürk'ün 1937'de söylemiş olduğu devletçilik politikasının dışına çıkacaksınız. Kardeşim bu işe özel sektör açacaksınız. Kendiniz gemimi yapmakla uğraşmayın. Biz elimizdeki gemileri size verelim denildi. Bu arada Liberty ve Victory isim tipi gemilerden
Akdeniz çanağında Amerika'nın elinde bir sürü gemi vardı. Bu gemileri Türkiye'ye sundular, Yunanistan'a sundular. Türkiye'de devletçilik devam ettiği için denizcilik işletmeleri birkaç tane, bir avuç kadar gemiyi aldı. Yunanistan ise aynı durumda olmamıza rağmen denizcilikte o zamanlarda halkını açtı, armatörlerini açtı. Onlar sahiplendiler gemileri ve İkinci Dünya Savaşı sonunda neredeyse aynı durumda olduğumuz Yunanistan bugün bizim 30-50 kat önümüzde bir durumdadır. 1954 senesinde Demokrat Parti döneminde petrol kanunu ve yabancı yatırımcıyı teşvik kanunu çıkartıldı. Çok merak ettim bu nasıl bir şeydir diye. Niye böyle bir şey yaptılar diye. Şöyle bir madde var. Diyor ki Türkiye'de petrolü arayabilirsin, edebilirsin. Fakat %30 personel Türk olacak. Bu da yeterli değil. Çalıştırdığın Türk personel de dahil olmak üzere tüm personelin, Türkiye'de çalıştığın Türk personelinin %15'ini sen dünyadaki diğer şantiyelerine götüreceksin. Oralarda da istihdam ettireceksin, onları da eğiteceksin diye bir madde koymuşlar. Toparlamam lazım. 20 dakikayı geçtim. Sonuçta bizim kuşağımıza, dönemimize geldik. Şunu anladık ki Türkiye'de denizde yapılan, su altında yapılan, deniz altında yapılan çalışmalar, işlemler yurt dışında yıllar önce, birkaç sene önce planlanıyor. Hangi vasıtaların, hangi gemilerin geleceği, hangi görev alacağı biliniyor. Ve bunlar yoldan çıkıp proje yapmaya aşamasına geldiğinde limana bağlanıyor Antalya'ya veyahut da Samsun'a nereyse. O esnada bir kabotaj engeli var diyorlar. Bununla ilgili bir müsaade alınması lazım. Bununla ilgili müsaadeyi alırken de Deniz Ticaret Odası'na bu işi soruyorlardı. Şu renkli gemiden, şu işi yapacak olan gemiden değil. Bu özellikler olan gemiden Türkiye'de elinizde var mı yok mu cevap verin. Sabah saat 10'da soruyorlar, akşam 17'ye kadar cevap verin. Adam gelmiş, gemi orada. Ulan ne iş yapacak? Belki başka bir şekilde yapacağız biz bu işi. Ne zaman ki biz bu pozisyona geldik, bunları ciddi incelemeye başladık ve durdurduk bazılarını. Kardeşim bu gemiyi yapacak vasıta var. Aralarında yalan beyanlar yakaladık. Kıbrıs Rum bandıralı gemiyi bayrak değiştirerek Türkiye'deki Orhan Gazi Köprüsü'ne gönderiyorlar. 70 ton bolart buluyorlar. Geminin makinesi 1700 horsepower. Ulan 1700 horsepower lan 70 ton çekemez. Güney Kıbrıs bandıralı bir geminin zaten Türkiye'ye çalışması imkanı mümkün değil. Biz bunu bir tane daha örnek vereyim, toparlayayım, çok uzatmayayım. 12 metre boyunda prizma bir duva. Arkasında iki tane kıştan takma motor. Çanakkale'de kablo geçişi için gelecek. DP1 özelliği. Ya iki tane motorla DP1 özelliği olunamıyor. 12 metre bir duvayı Türkiye'de herhangi bir tersanede bir hafta içinde inşa edersin. Biz bunların hepsine yakaladıklarımıza bunlar Türkiye'de yapılacak şeylerdir. Gelmesi uygun değildir diye Deniz Ticaret Odası vasıtasıyla Ankara'ya cevaben yazı yazdık. Fakat hiçbirini başaramadık. Hepsi geldiler çatır çatır çalıştılar. Ankara'daki bürokratlarımız da biz bu raporları yazdık diye saatlerce bizimle dil döktüler. Ya bu raporu alın geri çekin böyle şey olur mu? Biz bunun parasını ödedik. Ülkenin bu işte menfaati var dediler. 23 dakika oldu. Ben burada kesiyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Levent Kaptan'ı dinleyelim. Abi için çok çok teşekkür ederiz. Bazı yazılı sorular var ama en sonunda bu sorulara döneceğim. Evet sevgili değerli büyüğüm, abim Levent Kaptan. Buyurun efendim, söz sizindir. Levent abi sesiniz açık mı acaba? Herhalde bir teknik bir şey var. Ben
Sesim geliyor mu? Duyuyor musunuz? Sesi kapalı sesi. Şimdi geliyor mu? Geliyor. Ha, şimdi duyuyoruz. Evet, duyuyoruz, abi evet. Sesin gelmiyor. Buyurun. Buyurun. Şimdi duyuyoruz. Ben köşeli bir yerde çıktım ama yanlış bir şey yok sanırım. Yok, bu fotoğrafı da göster dediğiniz için koydum buraya. Daha evet. Sonra mı şimdi koyalım? Biz sizi görüyoruz. Fotoğrafı ekranda şu anda. Evet. Hazır. 1 Temmuz 1935 ilk Kabotaj Bayramı'nın kutlanması. Ne güzel fotoğraf. İyi akşamlar bütün dostlara, bütün katılımcılara. Bu akşam rahmetli Kabotaj'ı konuşmak sevgili Arife bana düştü. Hiç araştırdınız mı? Türk Kabotajı'nın temelinde neler vardır? Bakın dostlar, Türk Kabotajı'nın temelinde Kurtuluş Savaşı vardır. 15 bin şehit vardır. Türk Kabotajı'nın temelinde İzmir İktisat Kongresi ve oradaki tartışmalar vardır. Türk Kabotajı'nın temelinde Lozan Konferansı ve sözleşme süresince yapılan büyük tartışmalar vardır. Türk Kabotajı'nın temelinde Mustafa Necati Bey vardır. Ve Türk Kabotajı'nın temelinde Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık ilkesi vardır. Yani siyasi ve askeri bağımsızlık başarılar yeterli değildir. İktisadi başarı olmadıktan sonra. Bu konuyla ilgili ben bir sunum hazırladım. İyi bir konuşmacı değilim ve bu konuşmayı çok sevgili dostum Kaptan Uğur Soku'nun eşi Aysun Hanım'dan rica ettim. Size bu sunumu yapacak. Bu sunumdan sonra Aysun Hanım aynı zamanda eski TRT spikeridir. Soru cevap kısmında sizin karşınızda olacağım. Tarihsel bir süreçten başlayarak günümüze kadar gelecek. Fazla zamanınızı almayacak. Önemli vurgular var. Bir tek burada sevgili Arif Thunberg raporuna değindiği için ben değinmek istemedim. Müsaadenizle ben konuşmayı sevgili Aysun Hanım'a bırakmak istiyorum. Konuşma ve sunumum bittikten sonra tekrar soru cevap kısmında karşınızda olacağım. Müsaadenizle. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Aysun Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Mustafa Kemal, Fransız Le Journal gazetesine 1 Ocak 1923 tarihinde şu açıklamada bulunuyordu. Lozan bizim önümüze başka tatsız sürprizler de çıkardı. Türk milleti için kapitülasyonlar rejiminin ne kadar tiksindirici olduğunu size anlatamam. Oysa Türkiye köle olarak ölmektense son nefesine kadar savaşmaya kararlıdır. Türkiye'nin kırmızı çizgisidir kapitülasyonlar ve 4 Şubat 1923 tarihinde İsmet Paşa görüşmeleri sonlandır ve Ankara'ya dön talimatı almıştır. Lozan görüşmelerinin sonlanmasından 11 gün sonra 15 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada Mustafa Kemal, ülkesinin tam bağımsızlığının sağlandığını görmedikçe yürümeye başladığı yolda bir an durmayacağını, ulusal egemenliği ise ulusal iktisat egemenliği olarak anladığını, aksi halde ülkemizin iktisaden bizden çok yabancıların ülkesi bir sömürge olacağı ve dolaylı olarak kapitülasyonlar konusunda kararlılığını İzmir üzerinden İtilaf devletlerine net bir mesaj olarak veriyordu. İlk Osmanlı padişahları tarafından 1363 yılında Cenova ve Venediklilere verilen haklar, Fatih'in İstanbul'u almasıyla Bizans'ın daha önce Avrupalı tüccarlara tanımış olduğu ayrıcalıkları devam ettirmiş, Kanuni'nin Fransa ile yapılan anlaşma ile karasal ayrıcalıklar denizde de sürdürülmüştür. Kabotaj hakkının yabancılara bırakılması nedeniyle Türk denizciler kendi kara sularında gemi işletemeyecek duruma düşmüş, balıkçılık ve süngercilik bile yabancıların tek eline girmiştir. 1838 senesinde
Büyük Britanya ile yapılan Balta Limanı Anlaşması'na göre Osmanlı limanlarında bir gemiden diğerine aktarma yapılabilecek, transit serbest olacak ve bu işlemlerden hiçbir vergi alınmayacaktı. İngiliz elçisi Pansami, kraliçesine gönderdiği telgrafta daha fazlasını istemeye yüz bırakmayacak kadar hayal ettiklerimizin ötesinde diyerek değerlendirmiştir. Kapitülasyonlar Osmanlı İmparatorluğunu tam anlamıyla açık pazar haline getirmişti. Denizcilikte pek çok alan yabancı kişi ve firmaların tek eli durumuna gelmişti. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nde kabotaj hakkının tanınabilmesi için öncelikle kapitülasyonların kaldırılması gerekiyordu. 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın 28. maddesiyle kapitülasyonlar kaldırıldı. Böylece kabotaj hakkının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına münhasır hak olarak tanınmasının önünde engel kalmadı. Ancak yaşlı, sayı ve tonaj olarak yetersiz, teknik donanımsız ve kendi sahilleri dışına çıkamayan Türk bayraklı gemilerle uluslararası sularda nasıl rekabet edilecekti? Cevap Mustafa Necati Bey sayesinde. Evet, Mustafa Necati Bey ile ilgili anlatacak çok şey var. 20 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Türk-Yunan Nüfus Mübadele Sözleşmesi, Lozan Barış Antlaşması'nın 142. maddesinde benimsenmişti. Sözleşme uyarınca Türkiye ve Yunanistan Krallığı kendi ülkelerindeki yurttaşlarını din esası üzerinden zorunlu göçe tabi tuttu. Göç edenlere mübadil denildi, yolcu ve yüklerin gemilerle taşınması planlandı. 13 Ekim 1923 günü Mübadele İmar ve İskan Bakanlığı kuruldu. Bakanlığa önce Mustafa Necati, daha sonra Celal Bayar gibi dönemin güçlü isimleri seçildi. O yıllarda kara ve demir yollarının yetersiz olması ve mübadillerin liman şehirlerinde toplanması taşımaların denizden yapılmasını gerektiriyordu. Yunanistan'daki göçmenlerin deniz yoluyla Pire, Selanik, Kavala ve Girit'ten Türkiye'ye getirilmesi için ihale açıldı. Taşıma ücretleri göçmenlerden alınacak ancak fakirlerin ücretleri devlet tarafından karşılanacaktır. İhaleye Türk, İtalyan, Yunan ve Ermeni şirketleri katılır. İhaleyi İtalyan Lloyd Tristino Vapur Kumpanyası kazanır. Türk Vapurcular Birliği, İmar ve İskan Bakanlığı'na çektiği bir telgraf ile taşımanın Türk gemileriyle yapılmasının daha ucuz ve verimli olacağını, ayrıca Türk sermayesinin yurt dışına gitmemesi gerektiğini vurgular. Mustafa Necati Bey konuyu tekrar görüşüp ihaleyi iptal eder. Ve ihaleyi Seyr-i Sefain İdaresi'nin 2600 ila 5000 ton arasında tonajlara sahip Gülcemal, Akdeniz, Reşit Paşa, Gülnihal, Giresun ve Kızılırmak gibi büyük vapurları ile Vapurcular Birliği'nin 500-2000 ton arası değişen kapasitede 20 gemiye verir. Bu vapurlar bir seferde 15 bin göçmen taşıyabiliyordu. Türk vapurları uluslararası anlamda bir denizcilik hizmeti görürken Türk denizciliğine geniş ekonomik imkanlar sağlıyordu. Yaklaşık 1 milyon insanın eşya ve hayvanları ile denizden nakli dönemin kısır ekonomik dünyasında çok kazançlıydı. Vapurlar Türkiye'den Yunanistan'a da boş gitmedi ve Yunan göçmenleri taşıdı. 7 Kasım 1923 tarihinde yayımlanan bir kararname ile Yunanistan'dan Türk limanlarına gelen gemilerin sağlık, fener ve tahliye vergileri kaldırıldı.
Hükümet deniz ticaret filomuzun güçlenmesini hedeflemişti ve hedefe ulaşıldı. Mustafa Necati Bey'in gayretleriyle 3 Aralık 1923 tarihinde yayımlanan kararname ile Seyri Sefain İdaresi'ne yeni gemi alınması için 600 bin lira ödenek verildi. İdare bu parayı toplam tonajı 5300 ton olan 6 adet vapur alarak kullandı. Ayrıca göçmen hattında çalışan gemilerin tamir, bakım ve onarımını karşılamak üzere 500 bin lira ödenek verildi. İki yeni geminin yani Türkiye ve Asya'nın bedelleri devlet tarafından garanti edildi. Cumhuriyet dönemi ticari denizciliğimizin sermaye oluşumu çok genç yaşta kaybettiğimiz maalesef 38 yaşında ve kaybını duyduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ü ağlatan Mustafa Necati Bey sayesinde oluşmuştu. Genç Cumhuriyet'in ticari denizciliğinin temelleri mübadele döneminde Mustafa Necati Bey ve Türk denizcilerine inanan genç ekibi tarafından atıldı ve günümüze geldik. Yeni paragrafı açmadan deryalarda yüzlerce gemisi dolaşan ve her fırsatta kendilerini milliyetçi olarak tanıtan Türk gemi yatırımcılarına sesleniyorum. Varlığınızın nedeni, bir geminizin ismini Mustafa Necati koymak hiç aklınıza geldi mi? Ve şimdi Türk kabotajının kırılma noktalarından bahsedeceğiz. Kurtuluş Savaşı ile sadece askeri ve siyasi değil, kapitülasyonların kaldırılması ile iktisadi zafer de kazanılmıştır. O dönemde dünyada hiçbir ülke yoktur ki askeri, siyasi ve ekonomik zaferleri için meydan savaşlarında 15 bin şehit versin. İşte kanla, savaşla, barutla ve akabinde Lozan'da çetin görüşmelerle elde edilen iktisadi özgürlüğümüzden öylesine kolay vazgeçemeyiz. 19 Nisan 1926 tarihli ve 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren 815 sayılı Türkiye sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye Kanunu'nun Türk vatandaşlarına özgülenen haklarından günümüzde çok önemli kırılmalar yaşanmıştır ve yaşanmaktadır. Kırılmaların ilki TUKS olarak isimlendirdiğimiz 1999 tarihli Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile Türk bayraklı gemilerde %51'i Türk olmak kaydı ile yabancı gemi adamı çalıştırılmasına imkan verilmiş ve bu kanun esnetilerek limanlar ve kıyı tesisleri de gemi olarak kabul edilip Türk limanlarının yabancılar tarafından ele geçirilmesine uygulanmıştır. Bu uygulamanın sonucunda limanlarda hizmet veren kılavuz kaptanlar ve romorkörler ve çalışanları Türk olsa da bu hizmetlerden elde edilen gelirler yurt dışına, yabancı kuruluşlara gitmektedir. Günümüzde çok önemli limanlarımızın mülkiyeti yabancıların elindedir. İkinci kırılma 30 Mayıs 2013 tarihli 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ile meydana gelmiştir. Türk Petrol Kanunu ile meydana gelmiştir. Türk bayraklı bir gemi bir Türk limanında tamamı yabancı personel ile 2 senedir operasyon yapabilmektedir. Yabancı bayraklı 2 gemi ülkemiz limanlarında yine yabancı personel ile yükleme boşaltma operasyonları gerçekleştirmektedir. Bir kamu şirketi 10 sene önce aldığı petrol arama destek gemisini tam 5 yıllığına Norveçli bir şirkete işletmeye verebilmektedir. Sondaj gemilerimizde beyaz yakalı personelin neredeyse tamamı
yabancılardan oluşmakta ve işletmeleri Hırvatlarca yapılmaktadır. Bu gerçekleri yıllardır yazıyorum ve dile getiriyorum. Üzüntüm o ki, bugün TUKS ve petrol kanunu ile imha edilen kabotaj kanunu sayesinde ülkemizde iş yapan şirketlerin batılı elçileri sayın başkanlarına şu mesajı göndereceklerdir. Daha fazlasını istemeye yüz bırakmayacak kadar hayal ettiklerimizin ötesinde. Efendim, herkese saygılar sunuyorum. Kaptan Levent Akson'un fikriyatını nakletmeye çalıştım, seslendirmeye çalıştım. Sürçülisan ettimse affola. Ben de Lozan Mübadelesi'nin 3. kuşak temsilcilerinden bir kardeşiniz olarak sizlere seslenmekten onur duydum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim Aysun. Evet. Bilmiyorum. Duyabildiniz mi? Evet. Gayet iyi duyduk. Çok teşekkür ederiz. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı Levent Kaptanım? Sorularınızı bekliyoruz artık saatten sonra. Peki. Şöyle, her zaman yaptığımız gibi daha belki sunumlarda el kaldırmak suretiyle söz alırsanız sorularınızı gördüğüm sıraya göre tek tek söz vermeye çalışacağım. Daha sonra da yazılı sorulara geçeceğim. Esin Hanım, elinizi görüyorum. Buyurun efendim, sesinizi açarak konuşabilirsiniz. Merhabalar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yazıydı. Çok güzel okudu. Çok duygulandırdı beni. Çok teşekkür ediyorum. Biz Türk kabotaj kanunlarına hakim olan denizciler olarak kendi aramızda bile birlik değiliz. Yani herkes her şeyi çok biliyor ama bir türlü birlik olup ortaya net bir şey çıkaramıyoruz. Bakın, piyasada elinizi sallasanız derneğe çarpacak. Bu insanlar ne yapıyor? Neden birlik olup güç oluşturacak ve bizleri temsil edecek bir yeteneğimiz yok? Hep siyasetin gölgesinde hareket eden insanlara bırakıyoruz her şeyi. Ve onların uygun gördüğü dille her şeyi dile getirmeye çalışıyoruz. Levent Kaptan o kadar güzel ifade etmiş ki, bu siyasiler izin verirken doğa soruyor, şikayet edebilir misin? Hayır, edemezsin. Çünkü bu işi onlar yapıyorlar. Bu yabancı firmaların kendi kuruluşları zaten. Yabancı ülkede kurulmuş olması, yabancı firma olması demek değil. Hepimiz biliyoruz işlerin nasıl döndüğünü. Ama hiçbirimiz öyle değilmiş gibi davranıyoruz. Neden? Bu dernekler, bu kadar çok dernek, o kadar herkes kendini ayrı ayrı temsil etmek istiyor. Neden? Neden birlik olup gerekeni sağlayamıyoruz? Teşekkür ederim. Bu sorular Levent Kaptan'a olamaz tabii. Sonsuz teşekkürlerimle, çok güzel bir sunumdu. Bu dernek fazlalığı artık böyle gereksiz bir ego şovuna dönüştü. Herkesin bir dur deyip, biz amacımız ne ya? Derneği kurduk, eyvallah. Her gün bir dernek kuralım. Amacımız ne? Ne yapıyoruz? Birbirimizden haberimiz yok. Teşekkür ediyorum, bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Konuşmacılarımızdan bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Levent abi, Arif Ertik. Bu kadar güzel konuştu ki Esin Hanım. Evet. Söyleyecek hiçbir şey yok. Teşekkür ederiz. Halil Albay'ım, Sayın Halil Özsaraç, buyurun efendim. Efendim merhaba. Herkese saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Öyle başlayayım söze.
Evet, bu şimdi kabotajla ilgili ben rakamlara göz attığımda şununla karşılaşıyorum. 2013'te 2021 yılları arasında Türkiye'de yurt içi yük taşımacılığı, yolcu taşımacılığı zaten çok fazla yok da denizden, yük taşımacılığı %3,9 yani %4 diyelim ve %4,8 arasında gerçekleşmiş. Karayolu taşımacılığı ise %88,7 ile %91,9, %92. Yani %90'ların üzerinde bir karayolu taşımacılığımız var. Yani biz aslında yurt içindeki bütün yüklerimizi %90-92'lik kısmını kamyonlarla ve tırlarla taşıyoruz. Bakın trenle bile değil. Kamyon ve tırlarla taşıyoruz. Buna karşılık %4'ünü sadece denizden taşıyoruz. Yani bu aslında kabotajı birazcık gölgeleyen bir durum. Şimdi bu Avrupa'da nasıl? Mesela bir Avrupa Birliği ortalaması ile ilgili rakamlar var elimde. Avrupa Birliği ülkeleri ortalama olarak yurt içi taşımacılığı, bakın uluslararası taşımacılıktan bahsetmiyorum. Yurt içi kendi mallarını adamlar %67,9, yani 2013 ile 2021 arasındaki rakamlardan bahsediyorum. %67,9 da %69,5'ası, yani %70'e yakın olan kısmını kendi limanları arasında deniz taşımacılığı yaparak yurt içi yük taşımacılığı yapıyor. Avrupa Birliği'nden bahsediyorum. Karayolu taşımacılığı Avrupa Birliği'nde %22,4'te %24,6. Biz şu anda Türkiye Avrupa'da en fazla karayolu taşımacılığı yapan devletiz. Hatta belki de dünyada en fazla karayolu taşımacılığı yapan devletiz. O rakam incelesen belki o sonuca bile ulaşabilirim. Ama Avrupa'da bizden daha fazla karayolu taşımacılığı yapan bir devlet yok. Biz aslında işte üç tarafımız denizler içerisinde, 8.333 kilometre kıyılarımız var, şu kadar limanımız var, şu kadar şeyimiz var falan. Ama aslında biz kendi elimizle Türkiye kendisini karaya kilitlemiş bir ülke pozisyonunda. Yani denizlerini kendi lojistik ihtiyaçlarını karşılamak bakımından, kendi yurt içi ihtiyaçlarını karşılamak bakımından kullanmaktan kaçınan, çekinen bir devletiz. Yani kabotaj aslında şu an bir şekilde bir pratikle bir kenara itilmiş durumda. Bunun tabii bir sebebi var. Yani 1961'e kadar aslında iyi gidiyor kabotajla ilgili faaliyetlerimiz. Bir şey var, bir şevk var, bir hırs var. Ve bunun sebebi denizcilik sektörünün, yani Türk deniz ticaret filomuzun büyük çoğunluğunun devletin elinde olması. 1962'den itibaren sanıyorum bu Marshall'la ilgili şeyden de etkisi vardır mutlaka. Az önce bahsi geçtim Marshall yardımıyla ilgili ve Türkiye batıya daha çok yaklaştırdıkça kendisini deniz ticaret filomuzun devlet katkısı gittikçe azalmaya başlamış ve artık günümüzde yani sıfır gibi. Daha çok özel sektörün elinde bu deniz ticaret filomuz ve o da yurt içi taşımacılığına çok fazla ilgi göstermemesi gibi bir durum var ortada. Yani kabotajla ilgili kanunumuza ne kadar çok sıkı sıkıya yapışsak da aslında pratikte büyük sıkıntılar var. Benim gördüğüm kadarıyla bütün dünyanın uyguladığı, bütün dünya devletlerinin uyguladığı bu kabotaj rejimlerini özellikle yurt içi taşımacılığında kendimizi devletleştirerek bu sorunu çözebileceğimizi ben düşünüyorum. Yani tabii ki bütün lojistik sektörden bahsetmiyorum ama yurt içi taşımacılığımız konusunda devlet şirketlerine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü özel sektör bu konudan kaçınıyor ve ayrıca yasalara da ihtiyaç var. Yani bütün şeyimizi taşımacımızı, yurt içi taşımacımızı karayolu üzerinden yaparak aslında maddi zarara uğruyoruz.
Deniz taşımacılığı çünkü çok daha ucuz. Bu yönde özel sektörün dışında devletin özel hamleler yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu değerlendirmenize sunuyorum. Teşekkür ederiz. Halil alayım. Başka soru için el kaldıran var mı diye bakıyorum bir yandan. Kaldırdım. Doğa Kolçalar Bey, buyurun. İyi akşamlar. Kolçalak, buyurun. Evet. Duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum. Sunum için öncelikle teşekkür ederim. Hem Arif Bey'e hem Levent Kaptan'a, tabii Aysun Hanım'a da seslendirmesi için. Az önceki konuşmada yani bizim kendi yurt içi taşımamızda deniz yolunu kullanmaktan ziyade karayolunu tercih ediyor olmamızla ilgili komutanım bazı rakamlar verdi. Biz de yaklaşık %4'te gezerken deniz taşımacılığı, kara taşımacılığımız %92 bandında. Avrupa'da bu rakamlar çok daha farklı diye. Bu doğru tabii ama bunun altında yatan önemli bir faktör, bahsi geçen Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda kanallar üzerinden taşıma yapılıyor olması. Yani bizim üç tarafımız denizlerle çevrili, içeri giden bir şey yok. Buna karşılık İngiltere'de buhar devriminden bu yana, sanayi devriminden bu yana kanal inşa edilir. Almanya'nın bütün fabrikalarının önünde ya limancıklar vardır, nehir üzerine kurulmuş, ya demir yolu vardır. Dolayısıyla oradaki fiziki durumla bizdeki fiziki durum çok aynı değil. Ben burada kabotajı kendi yerel ticaretimizi ya da yerel yük taşımamızı deniz üzerinden yapmak olarak tanımlamaktan ziyade, çünkü zaten hani deniz taşımacılığı daha ucuz ve daha cazip olursa insanların da oraya meyletmesi lazım. Serbest ticaret yaklaşımının ana mantığı budur. Daha ucuzsa ben neden kara yoluna daha fazla para ödeyeyim? Ama bunu cazip hale getirip getirmediğimiz konusunu tartışmak önemli. Burada limanlarımızın, Levent Kaptan'ın söylediği limanlarımızın özellikle yabancılar tarafından işletiliyor olması, devlet elinden çıkmış olması, dolayısıyla serbest piyasa koşullarında burada en fazla para nasıl kazanılacaksa ona göre revize ediliyor olması fiyatlandırmanın önemli bir etken. Ama hani bu şu noktaya gelmemesi gerektiği kanaatindeyim, kabotajla ilgili düşüncenin. Kendi içimizde serbest piyasa ekonomisinin kurallarını uygulamayalım. Bunu tamamen devlet bir şekilde regüle etsin edebildiği kadar çok ucuz şekillerde yapalım. Bu mantık günün sonunda bu işi serbest ticaret ekonomisi, serbest ekonomi kurallarına göre yapan ülkelerden daha geride kalmamıza sebep olur. Çünkü bugün biz o acıları 3 aşağı 5 yukarı yaşıyoruz. Nerede derseniz şu anda bizim elimizde mesela Levent Kaptan'ın da değinmiş olduğu petrol arama gemilerinde çalışabilecek kalifikasyonda Türk personel yok. Kendi bünyemizde, kendi ülke filomuzda olan gemileri bile işletecek personel bulamıyoruz. Bu devlet tarafından zorlanabilir mi? Zorlanmalı. Mutlak olarak zorlanmalı. Ama bunun öncesinde bizim bu personeli yetiştiren okullarımızdan çıkan gençlerin bu firmalarda çalışabilir hale gelecek kalifikasyonda olması lazım ki bu insanlar o şirketlerde, bu işi global anlamda gerçekleştiren firmalarda iş bulabilsinler. Burada öğrendiklerini zaman içerisinde buradaki koşulları da cazip hale getirmemizin sonucunda, yani beyin göçünü dışarıya değil de içeriye döndürmeyi becererek burada istihdam kurmalarını sağlayarak olur. Yoksa ben çok acı bir şekilde şunu da duymuştum. Hırvat personeli Türk vatandaşlığına bedava geçmeleri teklif edilmiş, reddetmişler. Yani hani kendi personelimizi bulamıyoruz, yurt dışından getirdiğimiz adama Türklüğü beğendiremiyoruz gibi böyle çok kabul edemediğim, söylerken bile sinirimi hoplatan bir durum da söz konusu. Dolayısıyla bizim daha yapısal şeyleri tartışmamız lazım. Biz bugün tabii kabotajı tartışıyoruz ama kabotaja gelene kadar hangi şeyimiz kaldı ki diyeceğim. Konu başka bir yere taşınacak. Yani sınırını koruyamayan ülkenin kabotajı olsa ne olur, olmasa ne olur gibi bir yere gidiyor iş.
Benim açıkçası bu toplantıdan daha ziyade beklentim şuydu. Türkiye'de kabotajın uygulanmasıyla alakalı tarihi bilgiden ziyade bugün kabotajı tekrar canlandırmak için atılması gereken ana adımlar nelerdir? Ben o yüzden yazılı soru olarak da yazmıştım. Bugün Deniz Ticaret Odası'ndan daha büyük camiamızı temsil eden bir organizasyonumuz yok. Dernekler haricinde. Dernek bolluğu ayran Esin Hanım'ın söylediği gibi ortada ama hani sonuç itibariyle el ve parmaklar hikayesi gibi. Beşi bir arada gelmeden bu parmakların bir anlamı olmuyor. Ayrı ayrı kesik parmakların hiçbir anlamı yok. Bir güç birliği oluşturarak sesimizi duyurmak gibi bir imkanımız yok. Türkiye'de liman inşaatlarında, köprü inşaatlarında kullanılabilecek kalifikasyonlu ekipmanları olan bir firmanın da sahibiyim. Aileyle beraber, ailemle beraber, babam ve kardeşimle beraber kendi ekipmanlarımızı bu projelere sokamamak gibi bir garabet yaşadık biz. Yani yurt dışından Arif abinin bahsettiği 12 metrelik dubanın getirilmesi bize şey hani nasıl diyeyim sıkıntı yok onun için ama elimizde olan yüzer havuzu 60 metre 70 metre ekipmanları işe koymak ya da işte içinde 10 tane personel çalışması gereken sürekli olarak çalışması gereken ekipmanlara iş bulamadığımız için gemi bozmak, ekipman bozmak, bunları elden çıkarmak zorunda kalan bir Türkiye denizcilik sektörü var. Ya da işte liman inşaatları sektörü var. Ben kendi perspektifimden bunu söylüyorum. Bu tip garabetlerin önüne geçmek için verilecek kavga hukuki bir kavgadır. Bu kavganın bir sonuca bağlanması mümkün olur mu, olmaz mı sorusunun cevabına ben evet diyemediğim için ben de şahsen artık diyorum ki ya bu işlerin peşinde koşmak Don Kişotluk. Çünkü kabotaj kanunu bizi yöneten devlet tarafından korunmuyorken, ihlaline bu kadar çanak tutuluyorken, bizim burada özel girişimler olarak bunun peşine bu kadar koşmamız evet, Mustafa Necati'nin anısına, Mustafa Kemal'in anısına hürmetendir. Ama ötesine nasıl geçerin cevabı açıkçası bende yok. Dolayısıyla bu tip toplantılarda bu ortak aklı işletip bunun cevabı ne? Biz bunu nasıl tekrar olması gereken noktaya getiririz diye konuşmanın daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Teşekkür ediyorum. Evet, ben bir konuşma daha yapabilir miyim kısa? Tabii de buyurun, buyurun sizindir. Ya beni üzen bir kelime var Türk Kabotaj Kanunu'nda. Çıktığı günden beri değişmemiş vaziyette. Deniz hammallığı Türklere aittir diye. Limandaki yüklerin taşınması işi. Abi tamamı kuşa çevrilmiş olan bu kabotaj kanunumuz da bu maddeyi değiştirmemişiz abi. Deniz hammallığı Türklere aittir diye. ülkemizde Türk bayraklı gemi kalmadı. Gemi işletenler, donatanlar yabancı bayrağa kaçıyorlar. Bu bir devlet politikası. Devletin bu işi teşvik etmemesinden dolayı, görmemesinden dolayı kimse Türk bayrağında kalmak istemiyor ve bunun farkında değiller. Ülkemizde gemi inşaatı mühendisliğinin yanı sıra bir de deniz teknoloji bölümü var. Deniz teknolojileri bölümü var üniversitelerimizde. Burada başka şeyler öğretilmesi lazım çocuklara, öğrencilerimize, gençlerimize. Bunlara deniz teknolojileri değil, gene gemi inşaat mühendisliği öğretiliyor. Bu arada da ben bir elektrik mühendisiyim. En zor mühendisliklerden bir tanesi, eğitimde en zor olan mühendislik gemi inşaat mühendisliğidir. Bu arkadaşlardan şanslı olanlar 2000 euro civarında iş bulabiliyorlardı. Hollanda kapıyı açtı Türk gemi inşaat mühendislerine. Bunlara lojman ve bir takım imkanlar sağlayarak 6000 euro maaştan Hollanda'ya götürdüler. Bir de ülkemizde çok önemli büyük projeler oluyor arka arkaya. Köprüler, tüneller, tüp geçitler. Bunlar için bir sürü ekipman yurt dışından hazırlandı. Türk girişimcilerin haberi bile olmadı bunlardan. Bunlar defalarca geldiler. Projeler bitince de bunlara sahip olabilecek Türk yatırımcılar bunlara sahip olamadılar.
Çünkü bu sektöre, yani mavi vatan dediğimiz Türkiye'nin deniz dibindeki imkanlarından faydalanacak olan bu sektöre vasıtalarını bağlayacak bir yer gösterilmedi. Halen de gösterilmedi. Yani bütün olay gemi üzerinde gidiyor. Taşımacılık kısmı da çok kötü gayet tabii. Taşımacılıkta yabancı bayraklı Türk sahipli gemilerin Türkiye'nin yükünün %8'ini taşıdığını biliyoruz. Ama esas deniz altındaki kaynaklarımıza biz sahip değiliz. Bu sondaj gemileri, sismik arama gemilerimiz, gurur duyduğumuz vasıtalar, bunun içinde Türk personel olup olmadığı malum değil. Yani bir şey yok. 1950 senesinde Türkiye'ye bu Tombrook raporu neticesinde Marshall yardımıyla gelen vasıtaların çoğu DLH limanına konuldu. Amerika dedi ki kardeşim biz sizin limanlarınızı yapmak için her defasında bu ekipmanları götürüp getiremeyiz. Bunları biz size satalım. Bunlara siz sahip çıkın. Gelen yabancı şirket sizin limanlarınızı inşaatlarınızı yaparken bunları kullanırlar diye. O senede Avrupa'daki diğer ülkelerle Türkiye aynı durumdaydı. Kesinlikle. 1950'li yıllarda. Çok bugün halen biz aynı yerde duruyoruz. Dünya ve Avrupa ilerledi. Elimizdeki vasıtalar 1950 senesinden veya 44'ten kalmış güzel bir işlerle falan iş yapmaya çalışıyoruz. Özel sektör olarak da, devlet olarak da. Bunu bir ülkemizin bir fark etmesi, bu sektöre bir imkan açması lazım. Kardeşim bu işe, bu bebeği de alın, burada büyütün. Aramızda 70 sene bir fark var. Bu farkı da ufak ufak başlatın demesi lazım. Ama ne yazık ki sesimizi duyamıyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu arada Doğa şey yazmış. Bu işle ilgili dava açtınız mı diye Deniz Ticaret Odası vasıtasıyla Ankara'ya gönderdiğiniz raporları arkasında durdunuz mu diye. Biz şöyle şüphelendik. Acaba biz bu raporları yazıyoruz. Deniz Ticaret Odası bu bizim raporlarımızı Ankara'ya bildirmiyor mu diye Deniz Ticaret Odası'na sorduk. Kardeşim siz ne yazdınız? Biz böyle karar alıyoruz. Bu kararları Ankara'ya bildirdiniz mi bildirmediniz mi diye. Deniz Ticaret Odası meslek komitesi olarak bizim ortak almış olduğumuz bu kararların hepsini Ankara'ya bildirmişti. Ondan da bir endişemiz yok. Teşekkür ediyorum. Siz alabilir miyim? Çok teşekkür ederim Ağrı için. Sayın Erdal Gedikoğlu, buyurun efendim. Biraz beklettik, kusura bakmayın. Erdal Bey, mikrofonu açarak konuşabilirseniz sizi duyamıyoruz. Erdal Bey, sanırım bir problem yaşıyor sesle ilgili. Ben şimdilik ikinci sıradaki Gökhan Karakaş arkadaşıma söz vereyim. Erdal Bey tekrar bağlanırsa kendisinden sorusunu dinleriz. Gökhan'cığım buyur. Gökhan Karakaş. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Gökhan? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Erdal Bey geldi ve konuşmak istiyor. Gökhan'cığım seni duyamadık. Erdal Bey'e veriyorum. Erdal Bey buyurun efendim. Duyamıyoruz sizi. Sesim geliyor mu acaba? Şimdi duyuyoruz. Buyurun. Arkadaşlar sesim geliyor mu acaba? Evet duyuyoruz Erdal Bey. Evet herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Bu akşamki toplantıyı organize eden herkese de minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Ben tatil için İstanbul dışında bir yerdeyim. Çok iyi bir internet bağlantım yok. O yüzden görüntümü kapatıyorum zaman zaman. Kabotaj kanunu gündem. Dostlar, konuşmacı arkadaşlar meselenin çeşitli boyutlarıyla önemli katkılar yaptılar. Erdal Bey sesiniz kesildi tekrar. Sanırım internetten kaynaklanan bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Sizi şu anda duyamıyoruz.
İsterseniz Erdal Bey sorunuzu yazılı yazın. Erdal Bey? Biz sizi anlayamıyoruz. Kesik kesik oradan geliyor. Oradan buraya gelen çok az kişi olduğunu. Duyulabiliyor mu sesi? Efendim kaçırdık. Bir an kesildi. İsterseniz yazılı olarak yazın. Ben okuyayım. Ya da nasıl isterseniz. Çünkü duyamıyoruz sizi. Sesiniz gelmiyor. Erdal Bey duyamıyoruz. İsterseniz lütfen yazılı yazın. Chatten yazın. Ben oradan okuyayım. Ben tekrar Gökhan Karakaş'a söz vereyim. Gökhan mikrofonunu aç. Gökhan seni de duyamıyoruz. Gökhan sesin gelmiyor. Sen de istersen Gökhan yazılı gönder sorunu. Levent Bey şimdi sesim geliyor mu? Şimdi efendim duyuyoruz Erdal Bey, buyurun. Peki, çok zamanınızı almak istemiyorum. Ben bir yandan tarayıcımın bir başka sayfasında kabotaj kanuna yeniden bakıyorum. Bir yandan da başka bir tarayıcı sayfasında Jones Act'a bakıyorum. Hı hı. Cumhuriyet'in kuruluş döneminde bir kurucu büyüklerimiz önemli bir konuda önemli bir adım atmış. Yıllar geçmiş. Bugün gelinen noktada Kabataş Kanunu delik deşik. Ben işin şu yanına dair birkaç cümleyle katkıda bulunmak istedim. Bu ekonomi politik bir meseledir. Türkiye bildiğimiz, hedeflerini bildiğimiz, hedeflerinden emin olduğumuz bir iradece kuruldu. O iradenin ülkemizi taşımak istediği yolda önemli bir aşamaydı Kabotaj Kanunu. Denizciliğimizi, ticaretimizi korumak noktasında önemli bir aşamaydı. Fakat yıllar içerisinde bu ülke ne oldu? Ekonomik hedeflerinden saptırıldı, pazar ekonomisine eklemlendirildi, NATO'ya üye yapıldı, dünyanın kapitalist mekanizması içerisinde nesneleştirildi, özne kimliğinden uzaklaştırıldı. Hani hepinizin bildiği şeyler, Demokrat Parti'nin bu ülkeye yaptığı tırnak içinde iyilikleri hepiniz biliyorsunuz. Gelinen noktada bu ülkede 70 yıldır sürdürülen ekonomi politik gerçeklik kabotaj kaldı, tanımaz zaten. Onun özgürleşmek gibi, ülkenin güçlenmesi gibi bir hedefi de yoktur. O siyasi erkin ajandasında böyle bir şey de yoktur. O siyasi erkin ajandasında böyle bir şey olmadığı için de kabotaj kanunu delik deşik edilir. Benim üzüldüğüm nokta, bu ülkede çok değerli akademisyenler var. Bu ülkede çok değerli denizcilik alanında kariyer sahibi olmuş, çeşitli meslek gruplarında insanlar var. Ama bütün bu süreç akıp gidiyor iken, gerek politik akışın gündemine, gerek işin küçük küçük örgütlenme anlamında bileşenlerine önemli bir gündem dayatması görmeyiz. Denizcilik dünyamızın aktörleri, bu aktörler çoğunca para sahipleridir. Bu aktörlerin de para kazanmak dışında çok fazla bir dertleri olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu para dünyada deniz taşımacılığı %94 civarında emtiayı omuzluyor. Dünyada %92, 93, 94 seviyelerinde deniz kullanılıyor ama Türkiye'de yıllar yılı karayolunda petrol olmayan bir ülke olarak taşımacılığımız, ülke içerisinde mal ve hizmetlerin nakli karayoluna bilinçli bir şekilde teslim edilmiş durumda. Bütün bu realite içerisinde bugün yaşıyoruz bu süreçleri. Çözüm için öncelikle zannediyorum ciddiyet lazım. Öncelikle dürüstlük lazım. Öncelikle bir şey yapma isteği lazım.
Ben böyle bir isteğin ülkenin bugünkü siyasi ikliminde denizciliğin bileşenlerinde böyle bir isteğin olduğuna da kişisel olarak inanmıyorum. Bunu net ifade edeyim. O yüzden de bir süredir kabotaj bayramı falan da kutlamıyorum. Orta kutlanacak bir şey yok çünkü. Bu anlamda ne yapılmalı tarafına dair de iki cümle yapıp susayım. Fazla zamanınızı çaldım. Sivil toplum örgütlerinden geçecek bu iş. Dürüstlükten geçecek. Ek sahiplerine kendileriyle yüzleşmelerini sağlayacak gündemler dayatmaktan geçecek. Başka bir yolu yok bunun yani. Çünkü sorunu yaratan, sorunun çözümünün parçası irade olarak olmaz. Tercihen olmaz. Onu o sorunun çözümüne dayatmak gerekiyor. Konu politiktir. O politik boyutu itibariyle de bütün sektör bileşenleri politik tavır almak zorundadır. Nerede olurlarsa olsunlar. Ama şu yapı içerisinde, ama bu yapı içerisinde bu rezaletle yüzleşmenin zamanı çoktan geldi de geçiyor. Benim sizlerin önünde ifade etmek istediğim düşüncelerim bunlar. Çok zamanınızı aldım, kusura bakmayın. Tekrar teşekkür ediyorum bu organizasyonu düzenleyenlere. Saygılar sunuyorum hepinize. Erdal Bey çok teşekkür ederiz. Efendim bizden de size saygılar. Katkılarınız için teşekkür ederiz tekrar. Sayın Abbas Kolçalar Bey, günün efendim. Herkese iyi akşamlar. Erdal Bey'in söylediklerine kesin olarak katılıyorum. İşin tabii temelinde niyet ve de bağımlılık faktörleri ağır bastığı için düşünemeyen bir noktaya girildi. Bazıları hatırlamayabilir. Odaların hepsi özerk plan değildir. Sonuçta devletin iki dudağının arasına çeşitli sebeplerle bağlıdır. Geçmişte makine mühendisleri odası bazı söylemleri sebebiyle elinden bir sürü imkanları yasaklandı. O sebep nedir ki deniz ticaret odamızda sonuçta denizcilikteki en büyük organ olmasına rağmen bilinen gerçekleri ortaya dökmekte tedirginlik yaşamaktadır. Bunu ifade ederse makine mühendisleri odasının başına gelen gibi elindeki gelirleri kaybeder veya kaybedebilir. Bu sebeple olay biraz politiktir. Ama bir başka gözlükle bakınca da bir genel müdürlüğün bir devlet sistemi içindeki yapılanmasıyla bir müsteşarlığın veya bir bakanlığın yapılanmaları çok farklıdır. Eğer ki Denizcilik Bakanlığı konusunda Türkiye yeterince sesini yükseltip odalar, çünkü bu itiraz edilebilecek bir durum değildir. Ama getirebileceği fayda şudur. Denizcilik Bakanlığı oluşturulduğunda ona uygun kadrolar bir sisteme, bir diziye sahip olarak yapılanmak durumunda. Öyle olunca bu işin, bu sektörde aksayan tarafları herkesin gözüne batacak bir noktaya gelir. Çünkü bu realite kayıtlar altında alınır. Öbür türlü bizlerin derneklerle veya oda çerçevesinde, deniz ticaret odasında seslendirmelerimizin ötesinde bakanlık kayıtlarına girmez. Bakanlık kayıtları hedefler koymak durumundadır. Kadrosu ona göre geniştir. Her sektörle ilgili ayrı branşlar oluşturmak da zorundadır. Sistematik olarak bu onu gerektirir. O sebeple benim önerim Denizcilik Bakanlığı kurulması doğrultusunda odayı teşvik etmek, odanın devlete bunu yaptırma zorunluluğuna gitmesi ileriye dönük bir hamle olabilir. Kendi sektörümüzle ilgili bir örnek vereyim. 99 senesinde biz Geçirdağ Akport ihalesini inşaatını yapmak üzere o ihaleyi üstlendik. O günkü şartlarda
Tuzla'da bütün tersanelerde, bir sürü tersanede ekipmanlarımız rahatlıkla barınabiliyordu. Bunun için herhangi bir ücret talebi yoktu. Karşılıklı iyi niyetle, karşılıklı ilişkiyle yürüyen bir yapı vardı. 99'da biz böyle bir şey üstlendiğimizde bütün ekipmanlarımızla Tuzla'dan hareketle 11 tane yüzer vasıtamızla Tekirdağ'a gittik. Tekirdağ'daki işin ihtiyacı sebebiyle biz keson imalatını Türkiye'de ilk uygulayan firma olmak kararlılığıyla bu sektöre yeni bir imalat metodu getirme isteği sebebiyle işin sahibi Dişgök grubunu ikna ettik ve biz Türkiye'de ilk defa kesonlu bir liman inşa ettik. Kesonlu liman inşaatının ana fikri, ana özelliği bütün Türkiye'deki bütün limanlarda mendirekler asla denizden korunmanın dışında bir gerekçeyle kullanılamaz. Ama mendireyi de kesonla yaparsanız çok daha efektif bir alana sahip olmuş olursunuz. Biz bu işi becermek için herhangi bir devletten destek görmeksizin, kendi öz kaynaklarımızla, banka kredisi kullanmaksızın ama evimizi, barkımızı ipotek ederek o sermayeyi oluşturarak bu işi yüzümüzün akıyla tamamladık. 2005'te proje bitti. Bizim tekrar geri dönmemiz gerektiği gün 11 tane yüzer vasıtayla giden şirketimiz 24 tane liman inşa ekipmanıyla ve inanılmaz bir kalıp yoğunluğuyla işi teslim edip dönmek istediğimizde Tuzla'daki tersaneler yeni inşalara hızla girmiş. Tersanelerde değil barınmak, yani değil bir iş yaptırmak, barınmak için bile bir yerimiz olmaksızın bu 25 tane filonun 8 tanesini biz zaman içinde kaybettik. Tek gerekçesi bu sektöre bir barınma yeri verilmeyişidir. Siz istediğiniz kadar büyümeyi göze alın. Eğer altyapıyı devlet ne sağlayacak? 8300 kilometre yer var ama bizim sektöre birkaç kilometrelik birkaç tane yer verilemiyor. Verdiği derken ne veriyor? Cebinden bir şey mi harcayıp da veriyor? Asla. Sen kiralıyorsun, kirasını ödüyorsun, yapısını yapıyorsun. Ama bunu bile çok görüyor. Yani bu bir politik karar. Bakanlığın kurulmaması gibi. Benim ana fikrim bu doğrultuda. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Erol Erdal Gedikoğlu Bey size hitaben bir şey yazmış. Abbas Bey, Türkiye Mimarlar Mühendisi Odası Birliği'nin idare eliyle türlü yasal oyunlarla tümden idareye bağlı bir devlet ofis haline getirilme çabalarını hepimiz biliyoruz, haklısınız. Ama bunlar olup bitiyorken de boş durulmadı, durulmuyor, durulmayacak diyeyim demiş parantez içerisinde. Söyledikleri evet. Bir destek babından bir katkı sağlamış oldu Erdal Bey'e, sağ olsun. Ayşe Hanım, buyurun efendim, bir söz istiyordunuz. Sesinizi açarak. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Şimdi tabii Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak değil, Esin Hanım'ın özellikle söylediği bir konu var. Çok haklı. Yani çok haklıyız. Biz neden bir araya gelemiyoruz? Galiba burada hani bunu söyleyebilecek her gemi için ayrı bir şirket kurulan dönemler, bunların sebepleri, neden bir araya gelinip niçin daha büyük olamadık, bunları belki sizler çok daha iyi bilirsiniz. Sonuçta ben sadece 22 senedir bu sektörün içindeyim. Ondan önce ulusal medyadaydım. Dolayısıyla Sayın Levent Akson, Sayın Abbas Kolçalar, Sayın Levent Karataş, yani sizler çok daha iyi bileceğiniz konular bunlar ama hani bir birliktelik olmak olması gerektiği konusunda hemfikirim. Şimdi bir öz eleştiri zamanı. Çünkü ben sadece Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı değilim. Ben aynı zamanda Türkiye Denizcilik Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısıyım.
yönetimindeyim. Biz burada üstelik iş insanlarından oluşmayan, çalışanlardan oluşan bir ekip, bir yönetim kurarak bir şeyler yapmaya çalıştık ama bir şey atlamışız şimdi görüyorum. Bu arada bu toplantıya katılırken yönetime başka sayı başkanıma Arif Bostan Bey'e sevgiler gönderiyorum ama herhangi bir şey söylemeden katıldım ve şu anda söylediklerim sadece beni bağlıyor. Demek ki biz burada da bir hata yapmışız. Sonuçta burası bir öğrenci dernekleri federasyonu diye itiraz ederek girdiği bir yönetimde bir takım işte Deniz Kültürü Derneği olsun, Türkiye'de Denizciler Derneği, Denizciler Dayanışma Derneği, işte Deniz Hukuku Derneği gibi bir takım yapıları da içimize alarak, sağ olsun bütün yönetim buna da yol açarak bir şeyler yaparken ve biz işte gemi insanlarının hakları, onların işte yeşil pasaportu, gemi insanlarının hakları filan derken biraz deniz kültürü, biraz iklim krizi derken bazı şeyleri belki de atlamışız. Lütfen bakın bu eğer bir Türkiye Denizcilik Federasyonu büyük bir kurum bir araya geleceksek varken hazır elimizde böyle bir kurum yoksa eğer bir sıkıntı bir ne bileyim benim bilmediğim ama sizlerin belki aklından geçen bir takım şeyler ne olursunuz gelin o zaman hani üye olun daha büyük olalım bütün bunları taşıyalım. Federasyonu da daha ileri taşıyalım gibi geldi aklıma birden bunları söylemek istedim. Evet bir olmadığımız sürece bu olmaz. Ben girdiğim günlerde Denizcilik Müsteşarlığını arıyorum açıkçası. Çünkü bir süre sonra bazı şeyler çok birbirine girmeye başladı. Bilen insan olması gerekiyor. Denizcilik sektörünü bilen insanlara ihtiyaç var. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Ben de öğrendim zamanla ama bir Denizcilik Bakanlığı'na evet ihtiyaç var ama yani hakikaten bilen insanların o kadrolara gelmesi çok önemli diye düşünüyorum. Birlikse evet birlik olmamız gerekiyor. Ben bir öz eleştiri yaptım. Umarım kabul görür ve sizler de umarım bununla ilgili bir takım başvurularda bulunursunuz. Ben bugüne kadar ben ve derneğim elimden geldiğince ne yapabilirsek yapalım diye uğraştık ama anladığım kadarıyla herkes biraz da kendi alanında uğraşmaya çalışıyor. Rahmetli Hakkı Şen derdi ki ya şu ülkede 1 Temmuz kabotaj bayramını bir türlü kutlayamadık. Bir türlü doğru dürüst hakkıyla şu işte şeylere yağlı kazıklara çıkıp inip inmekten ya da işte bir alanda sadece kalmaktan vazgeçip başka türlü bir şölene dönüştüremedik derdi. İnşallah hep birlikte gerçekleştiririz diyorum. Bütün sunumlar çok güzeldi. Elinize, emeğinize sağlık. Sağ olun, var olun. Vaktinizi aldıysam da kusura bakmayın ne olursunuz. Çok teşekkür ederiz Esin Hanım. Ben chatten telefonumu yazdım. Uygun bir zamanınızda konuşmak isterim. Nasıl bir desteğimiz olursa da hani tabiri caizse çorbada tuzumuz değil, karabiberimiz, limonumuz da gelmeye çalışırız. Konuşalım efendim. Fayda için yanınızdayız. Sayın Yaşar Ateşsoy, çok kıymetli hocam. Buyurun efendim. Herkese iyi akşamlar. Sesim geliyordur umarım. Evet hocam, iyi akşamlar. Buyurun. Yine bu sıcak Ankara havasında denizcilik rüzgarıyla Boğaz içinde olmak keyifli. Sunumu yapan değerli kaptanlara ve katkıda bulunan saygıdeğer hanımefendi ve beyefendilere teşekkür ediyorum. Ülkemizin şu anda bulunduğu konumda kabotaj kanunu dahil sabotaja uğramayan ilkelerimiz ve kurumlarımızın olmadığının acısını yaşıyoruz galiba. Daha önceki programlarda da ihtiyaca binaen sıkça Denizcilik Bakanlığı kurulmasına ilişkin görüşler ısrarla vurgulandı. Şahsen 17 yıl boyunca 5 sayın başbakan ve birçok sayın bakanla yakın çalışmamdan
edindiğim deneyimle bugüne bakıyorum ve şöyle görüyorum. Bakanlıklar artık bir kurul olmadığı için atama bakanlıklar ve bir numaralı merkezin politikalarını uygulamakla mükellef sekreterya konumundalar ve yapacak herhangi bir şeylerinin olmadığını inanıyorum, görüyorum. Bu durumda Ayşe Hanım'ın vurguladığı sivil toplum konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının üst düzeyde etkin birlikteliklerinin bir işe yarayacağını ve çok işe yarayacağını gördüğümü ısrarla beyan edeyim. Şöyle, denizcilik kültürü, denizcilik sevgisi, denizlerimizin varlığının önemi, değeri ve vazgeçilmezliğini algılayabilen nesiller yetiştirmeniz gerekiyor. Bir araya gelenler, bu örgütlerde, bu organizasyonlarda bir araya gelenler zaten denizin ve denizciliğin değerini, kıymetini bilen insanlar. Kabotaj kelimesini ben ilkokuldan beri kabotaj bayramlarında okullarda sunum yapan bir çocuktum. Kabotaj kelimesinin anlamını idrak ettiğim süreç denizcilik müsteşarlığıyla muhatap olduğum dönemdi. Yakın zaman yani. Bu münasebetle 1 Temmuz paylaşımımda denizlere de hakimiyet bayramımız diye tercüme etmeye çalıştım. Bu anlamda mesela deniz odaları falan, odalar birebir çalıştığım için biliyorum, siz de bilirsiniz. Oda adıyla kurulan, özel kanunla kurulan bütün odaların yöneticilerinin plakaları, araba plakaları resmi plakadır. Resmi kurumlardır oralar. Devlet politikalarını uygularlar ve özel kanunla kurulmuşlardır. Bu münasebette sivil toplum kuruluşlarının, bu federasyonun, denizcilik kültürü adıyla kurulan ve faaliyet gösteren federasyonların, Levent Başkan'la da bunu çok uzun süre görüştük. İlkokullardan başlayarak denizcilik kültürünün, gemi sahibi olmak, yat sahibi olmak, kayıkla balık tutmak, efendim falan, deniz ticareti yapmak ötesinde denizcilik kültürünün bir bilinç olarak yeni nesillere benimsetilmesi çaredir diye düşünüyorum. Deniz sevgisi, denizin önemi gibi kavramlarla büyütülen bir nesil olması gerekiyor. Bu itibarla Deniz Kültürü Derneği Federasyonu, Ayşe Hanım'ın hoşgörüsüne güvenerek, anlayışına güvenerek arz edeyim. Okullarda Levent Başkan'ın da başlattığı denizcilik kolları marifetiyle şahsen çok üzerinde durduğum deniz kültürü liderlik kültürüdür. Denizcilik kültürü liderlik kültürüdür. Amerika Obama'dan beri çocuklarını bu kültürle yetiştiriyor ve her hafta 1 milyon çocuğunu John Maxwell liderlik gelişim programlarında eğitiyor, hala devam ediyor ve birinci öncelikle öğrettiği, denizcilik kültürünü bilmeyen hayatta liderlik yapamaz. Hiçbir makamda, konumda liderlik yapamaz mottosuyla eğitiyor. Türkiye'de acizane bu algıyı, bu program içeriğini üniversitelerde, liselerde ben kendi gücümle, emekli maaşımla yürütmeye çalışıyorum. Bu akşam Kabotaj Bayramı'nı anlamını doğru anladığım için çok mutluyum. Sunum yapan değerli kaptanlara ve katkı veren değerli dostlara saygılarımla teşekkür ediyorum. Levent Başkan, var olasınız. Sevgili hocam, siz de var olun. Ağzınıza sağlık, nefesinize sağlık. Defalarca, dakikalarca konuştuğumuz konuları özetlediniz, anlattınız, sağ olun. Evet, bizim Boğaziçi platformunun amaçlarından, kuruluş gayelerinden bir tanesi okullarımıza denizcilik kulüpleri kurdurmak.
bununla ilgili yol almaya çalışıyoruz. Fakat maalesef 4 yılda geldiğimiz nokta çok başarılı değil. Birkaç okulda başarılı olabildik. Bu tamamen okul yönetiminin, okul müdürünün bakış açısına bağlı. Özel okullarda biraz daha kolay yürüyoruz. Devlet okullarında hiç yürüyemiyoruz. Hiç denecek kadar az yürüyor biliyoruz. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir, okul yöneticisi aman canım bu kadar işin arasında ben bununla mı uğraşacağım diye bakması. Ya başımı derde sokmayayım kim bunlar diye bakması. Ama özel okullarda biraz daha rahat oluyor. Biz burada değerli Haziran'a da arz etmiş olayım. Eğer çevrenizde okul yönetimleriyle ilgili bir ilişkiniz var ise biz hazırız. Hiçbir ücret, hiçbir beklentimiz olmadan eğitim kitapçıklarını da ücretsiz olarak vererek okullarımıza denizcilik kulüpleri, yani bizim öğrencilik zamanımızda Kızılay kolu, spor kolu gibi kollar vardı. Benzer denizcilik kulüplerini kurdurmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne defalarca yazıştım. Okullarla görüşüyorum, okul yönetimleriyle görüşüyorum. Sayımızı ne kadar arttırırsak fark ediyor. Biraz evvel toplantının açılışında Ali Galip Bey'le konuşmuştum. Bir Mustafa örneğim var. Mustafa'nın bir okulda bizim denizcilik kulübü kurulan okullarımızdan bir tanesinde Mustafa adlı çok zeki bir çocuk var. Dersleri biraz zayıfmış. Ben birkaç kelime söyledim denizcilikle ilgili. Denizci olmak isteyenlerin istiyorsanız işte matematik, fizik, fen bilmeniz lazım. Aksi halde denizci olamazsınız dedim. Birkaç de gemicilik balığı öğrettim çocuklara. Sonra bir ay sonra öğretmen beni aradı. Dedi ki siz bu çocuklara ne yaptınız dedi. Dedim ne oldu hayırdır. Mustafa dedi takdir alıyor dedi. Ve Mustafa takdir aldı. Yani o tahtaya yazdığım birkaç kelime ile çocuğun bakış açısı değişti hayata, derslerine. Fark etti. Yani demek ki fark ediliyoruz. Fark ediliyor bu olaylar. Ama dediğim gibi hocamın da daha doğrusu söylediği gibi daha çok kişiye ulaşmamız lazım. Bu konuda her türlü desteğe ihtiyacımız var. Arz etmiş olayım. Çok vaktinizi aldım. Levent Başkanım, özür diliyorum. Ayşe Hanım'ın bahsettiklerinden cesaretle size söylediğimi tekrar edeyim burada. Denizcilik Kültürü Akademisi lütfen. 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 Bana düşen bir şey olursa eğitim bağlamında başım gözüm üstüne. Eksik olmayın Sayın Hocam. Cem Karabina dostumun bir sorusu var. Sanırım bu Arif Erti'ye soruldu bu soru. Çünkü Arif Bey, Vali Bey'in keseceği kabotaj cezasından bahsetmişti. Sanırım diyor dil sürçmesi oldu. Söz konusu ceza yaklaşık 19 dolar ile 190 Amerikan doları arasında, kur 26 TL olunca bu hale geldi diyor. Ben diri sürçmesi olmadığını biliyorum ama Arif Bey'den dinlemek isterim. 2008 senesinde yapılan ilk değişiklik bizim kabotaj kanunumuzda. Eğer ki kabotaj ihlali bir liman içinde, liman sınırı içinde yapılıyorsa 500 TL, limanlar arasında yapılan bir kabotaj ihlali ise 5000 TL. Fakat biliyorsunuz cezalar her sene bir başka yasayla enflasyon oranında arttırılıyor. Bu arttırılarak bugüne gelmiş olan rakam 500 dolarla 5000 dolar arasında bir rakam. 130 bin lirayla sınırlanmış durumda. Şeyde ise 13 bin lira. Liman içinde yapılan bir kabotaj ihlali ise. Bir düz sürüşmesi yok tabii. 2008'de çıkan yasa bu şekilde. Bugün geçerli olduğu şekil bu. Fakat 2008'den bugüne kadar 2023'e kadar çarptırılınca bu rakama ulaşıyor. Evet, teşekkür ederim. Cem Karabina, el kaldırdığınız bir ilaveniz mi var yoksa eskiden kalma mı? Yok, peki. İsmail Karakuzey Bey yazmış. Güzel sunum için teşekkür ediyor. Ülkemizde kabotaj hakkımızı anladığım kadarıyla tam olarak kullanamıyoruz. Tam olarak kullandığımızda ülkemizde sağlayacağı ekonomik gücün ne kadar olacağı konusunda bir bilgi var mıdır demiş. Böyle bir kayıt var mı acaba?
Arif, böyle bilgi var mı? Yani Kapadokya yani, yaklaşık kaçak attırız yani, bilmiyorum. Yani bu gelen ve Türkiye'de özellikle su altı işlerinde bu sondaj, boru döşeme, petrol arama işlerinde ödenilen rakamlar çok yüksek boyutlarda. Yani ufak bir romanoköre ödenen rakam 20 bin euro günlük şeyinde. 200 bin, 300 bin dolar ödediğimiz gün bazında ödediğimiz rakamlar var. Fakat biz bilgi kaybediyoruz. Yani dünyanın 70 sene, 100 sene gerisinden geliyoruz. Ülkemiz karasularında denizlerinden alınan bilgiler bile yurt dışında incelenerek değerlendiriliyor. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ve uzaktan seyrediyoruz. Yani böyle bir başka değerli bir durum var. Ve bu arada da yani çocukluğumuzda, benim çocukluğumda en azından her yerden İstanbul'da denize girebiliyorduk. Sandal kiralayabiliyorduk. Ufak bir kayık edinebiliyorduk. Bugün etraf marinalarla doldu. Bir minimum tekne rakamı diye bir şey var. Yani bir sandal bile götürseniz marinaya bağlasanız inanılmaz 12 metre tekne fiyatı ödüyorsunuz. Ödenecek gibi bir olay değil. Türk halkı şeyden uzaklaştı, Türk çocukları denizden uzaklaştı. Sandal kiralayamıyoruz. Bırakın onu. Plaj kalmadı İstanbul'da, büyük şehirlerde. Teşekkür ediyorum. Arif Şimken, konsey olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne benzer bir proje sunduk ama henüz kabul edilmedi. Denize iniş rampaları, evinde bir botu olan, roborku olan rampanın arkasında bir şey olacak, iş park alanı olacak. Gelecek, arabasını park edip botunu suya indirip akşama kadar dolaşıp denizde tekrar karaya alıp botuyla evine gidecek. Hatta bu iş parkın içerisinde de bel tur büfeleri olacak. Bazılarında da belki deniz akaryakıt istasyonları olacak, olmasını teklif ettik. İstanbul'da denize çıktığınız zaman yanaşıp ekmeğiniz bitse ekmek alacak yeriniz yok, suyunuz bitse su alacak yeriniz yok. Yanaşacağınız bir iskele yok. Yakıtınız bitse yakıt alacağınız bir iskele yok. Karadaki istasyondan yakıt aldığınız zaman karakoldan kağıt işliyor, terörist misin kendini mi yakacaksın diye. İstanbul'un her bir yanı deniz. Fakat bunları aşamıyoruz. Aşmak için de anlattığımız zaman da işte anlaşılamıyoruz. Ama mesajlar var. Birlik, beraberlik mesajları. Çok yürekten katılıyorum. Birlik, beraberlikle biz bunları aşacağımıza inanıyorum. Pes etmemek lazım demiş Erol Bey de. Evet, Erol Güçlü Bey haklısınız. Pes etmeyeceğiz, çalışacağız. Yine İsmail Karakuzey Bey, Denizcilik Bakanlığı'nın kurulması, kapadoş haklarımızın korunması konusunda nasıl bir olumlu etkisi olabilir demiş. Bakanlık burada ne derece etkili olacak? Ben bir şey söylemek istiyorum İsmail Bey'e. 3. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde 1924'te Bahriye Vekaleti vardı. İhsan Er Yavuz Bey bakandı. O kadar çok yolsuzluklar oldu ki aynı dönem içinde. Ve teşvikler de oldu tabii. Yani şeyi ne derler, Yunanistan-Türkiye arasındaki insanların taşınmasını bu teşvikler sayesinde yaptık. Fakat hem gemi alımlarında yapılan yolsuzluklar ve bu arada da 1930 senesine kadar biz bütçemizin çok büyük bir bölümünü Yavuz gemisinin yapılmasına harcadık. Onunla ilgili yapılmış olan havuz konusunda da yolsuzluklar oldu. Ve bundan dolayı o dönemin sonunda Denizcilik Bakanlığı yani Bahriye Vekaleti kapatıldı. Ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı bu işler. Ondan sonra bir daha sanki söz verilmiş gibi bu açılmadı. Ve bakanlığın açılmaması, bakanlık açıldığı takdirde denizcilik illaki gelişir. İlla ki aksayan taraflar olur. Yani Türk bayrağında gemi kalmadı. Yani İstanbul, Galata Portu yaptık. Galata Port gibi başka limanlarımız da var. Buraya gelen kruvaziyer gemi sayısı son derece az. Eğer Yunanistan'daki limanlarla ve Avrupa'daki diğer limanlarla karşılaştırırsanız. Neden? Çünkü politikamız yok. Siyasetimiz yok bununla ilgili. Bu ancak devletin uygulayacağı şey, yani eğer boğazlardan geçerken
gemilerden alınan rakamlarda bir aşırı bir vergi varsa, bir şey varsa alalım tabii o vergileri. Fakat kruvaziyer gemilere bir ayrıcalık tanıyalım. Bunu kim yapacak? Bakanlık yapacak. Eğer bir bakanlık olsaydı. Denizaltı liman inşaat firmalarının ekipmanlarının bağlayacak bir yer yok. Buna yıllardır çözüm bulunamıyor. Denizin ortasında her projeden sonra ekipmanları, yurt dışından topladığımız ekipmanları ve dünya mobilizasyon ödeyerek Türkiye'ye getirdiğimiz ekipmanları Türk şirketler sahiplenemiyor. Çünkü bağlayacak yer yok. Bunları tekrar hurdaya veya yurt dışına satıyoruz. Bir bakanlık olsa bunlara çözüm bulurdu. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün izninizle çok mutlu olduğum bir haberi size paylaşmak istiyorum. Ben şu anda Çanakkale'nin Geyikli beldesindeyim. 4 yıldan beri burada bir yelken kulübü kurulma ve kurdurma mücadelesi vermekteyim. Nihayet bugün Sayın Belediye Başkanımıza ikna ettik ve bugün bize bu oluru verdi, yer de tahsis etti. Çok yakında Geyikli'de bir yelken kulübümüz olacak inşallah. Bu müjdeyi de burada size paylaşmak istedim. Esin Topçu Hanım'ın bir mesajı var. Kabotajın serbest ticaret ile ölçülmesi biraz yanlış olur diye düşünüyorum. Levent Akson kaptanının bahsettiği gemiler içinde Türk personel bulunmuyor. Sertifikasyonu yetersiz bakışına da katılmıyorum. Kaç yıl oldu bu gemiler işletmede gayet rahatlıkla yetiştirilebilirdi. Türk personeli tek nedeni isteniyor olmasıdır yazmış. Ben aynen okudum. Bu konuda aynen katılıyoruz. Efendim? Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Orhan Gazi Köprüsü yapılırken 25 metre boyunda bir romorkörün, Güney Kıbrıs bayraklı romorkörün Türkiye'ye gelmesine Deniz Ticaret Odası'na sorulunca beyan yanlıştır. Bu vasıta Güney Kıbrıs bayraklı zaten Türk sularında çalışamaz. Ayrıca de vermiş olduğunuz çekme gücüyle makinenin beygir gücü uygun değildir. Bu güçte romorkör bol miktarda en azından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde vardır. Bu geminin gelmesi uygun değildir dedik. Sonuçta Türk Lloyd'undan alınan bir yazı ile önümüz kesildi. Yolda gemi gelirken Mısır'dan geldi. Güney Kıbrıs bayrağını Belçika bayrağına çevirdiler. Baraküde'ydi geminin adı, romorkörün adı, 25 metre. Çeki gücünü düzelttiler. Neyse onu yazdılar, oksijen, bolart, bul falan gibi bir şeydi. Sonunda Türk Lloyd'undan şöyle bir görüş aldılar. Efendim, Simittak firması Hollandalı, personel Hollandalı ve Belçikalı bunlar. Bu tabliyelerin yerleştirilmesi çok hassas bir konudur. Her ne kadar Türkiye'de benzer romorkörler olsa da mürettebatın ana dili olan Datça'yı konuşması gerekir. Bu tabliyelerin yerleştirilmesi bu çok hassas bir konudur. O nedenle bu vasıtanın bu ekiple çalışması gereklidir diye Türk Lloyd'u Vakfı bir görüş sundu. Ve o şekilde Barakuda gemisi Türkiye'de çalıştı. Ben bunu Türk zabitlerine bir hakaret olarak alıyorum. Türk Lloyd'un vermiş olduğu bu yazıyı. Türk Lloyd'un denizciliğin ortak lisanı İngilizcedir. Türk denizcileri de, bizim denizcilik okulu mezunu Türk denizcileri de İngilizce diline, denizcilik lisanına son derece hakimlerdir. Hiçbirini unutmuyoruz. Türk Lloyd'a da dahil olmak üzere geçmiş bürokratlar, müsteşarlar neler yaşadıysak zaman içinde tek tek hatırlatacağız. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Bu arada aramıza Denizcilik Federasyonu Başkanımız katılmış. Kendisine hoş geldin diyoruz. Başka soru var mı acaba? Teşekkür mesajları var herkese. Başka soru yoksa programı kapatacağım yavaş yavaş. Arif Bostan Bey tekrar düşmüştü, tekrar geldi.
Bu arada Şakir Hep İyiler Bey yazmış. Malum Çin'de Dalian Üniversitesi var. Fakülte ya da akademi değil, denizcilik üniversitesi olduğundan yazmış. Çin'de de böyle bir okul olduğunu söylüyor Şakir Bey. Teşekkür ediyoruz. Efendim, soru yoksa müsaadenizle programı kapatıyorum. Haftaya pazartesi tekrar buradayız. Avukat Nazan Moroğlu Hanım, demokrasinin temel kriteri laiklik ve eşitlik hakkında bir sunum yapacak. Haftaya bekleriz. Fakat son olarak Erdal Bey'in elini gördüm. Erdal Bey, bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Evet. Şimdi arkadaşlar, ben Türk Doydu'nun yönetici bir personeliyim. Ulusal klas kuruluşumuzun uluslararası dünyada uluslararası kulübe üye yapmaya çalışıyoruz. Ajax dediğimiz kuruma üye olmadığınız sürece klaslama faaliyetleriniz sınırlı oluyor. Bu kimliğimi size beyan ettikten sonra, bilenleriniz var, bilmeyenleriniz daha çoktur. Uzmanlık, ben bir gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisiyim. Uzmanlık alanlarımın bir tanesi de klaslama faaliyetleridir. Geçmişte Uluslararası Klas Kuruluşu'nda 10 yıla yakın hem uzman surveyörlük, auditörlük hem de yöneticilik yaptım. 5 yıldır da Türk Lloyd'umuzun uluslararası çıkma sürecine katkıda bulunuyorum. Bir şey size, dikkatinize sunmak ve ileride boş vaktiniz olduğunda önereceğim dokümanı okumanızı ifade etmek, söylemek için tekrar söz istedim. Türk Lloyd'u seyir defteri diye bir doküman var. Bunu Türk Lloyd'un web sitesinde bulabilirsiniz. Herkesin erişimine açık PDF olarak. Şimdi her şey birbirine alakalı. Osmanlı sanayi bilmiyordu, önemsemiyordu. Osmanlı'nın uzman insan yetiştirme meselesi kendi tarihine göre çok geç zamanlarda başlamıştır. Mühendishane-i Bahri Hümayun 1773'te kuruldu. Mühendishane-i Bahri Hümayun'un kurulmasını da Osmanlı yönetim metodolojisine hakim ulemanın engelleme çalışmaları çok enteresandır. Bu konularda ilgili olanlarımız bunları bilir. Ülkemizde bir ulusal klaslama kuruluşu, yani denizci kendisinin önemli bir meselesi klaslama, sigorta temelli olarak temelde ortaya çıkan bir gereksinimdir klaslama. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluyor 1923, efendim 1926 Kabotaj Kanunu. Ama ülkemizde bir ulusal klas kuruluşu kurulması 1962'de gerçekleşiyor arkadaşlar. 1954'te ilk mühendislik meslek odası olarak gemi odası kuruluyor. O zamanki kurucu büyüklerim, meslek büyüklerim bir milli klas mühendisliği kurmaya kalkıyorlar. Bunun düşünsel tartışmaları, yapısal tartışmaları 5-6 yıl sürüyor. 1962'de kuruluyor. 1962'de Türk Lloyd'u kuruluyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Lloyd'u ne zaman tanıyor? Bileniniz var mı? Soruyorum size. Bilen varsa söylesin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk Lloyd'un resmi olarak 1983'te tanıyor. Yani devlet mevzuatına Türk Lloyd'un milli klas kuruluşumuzun bir klas kuruluşu olduğunu mevzuatına 1983'te geçiriyor. Ve bu 21 yıllık süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o zamanlar ağırlıklı olarak kamu yönetiminde olan denizciliğinin idarecileri kendi deniz araçlarını Türk Lloyd'una klaslamamak için 1001 türlü oyun oynuyorlar. Bunların hepsinin detayları seyir defterinde var. Okumanızı isterim. Bunu şunun için söylüyorum. Eğer devletin duruşu ekonomi, politik, ideolojik olarak gerçekten yerli ve milli ise bunlar olmazdı. Bunlar kesinlikle olmazdı. Bakın, birçok ülkede, ben geçmişte İtalyan klas kuruluşunda uzun yıllar çalıştım. Ta 2000'lere kadar İtalyan klas kuruluşu devlet kanunuyla tekeldi. İtalyan armatörler gemilerini İtalyan klas kuruluşuna, Rina'ya klaslamak zorundaydı. Zorundaydı. Avrupa Birliği bastırdı da bu tekel şeyi ortadan kalktı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum.
kabotaj diyoruz. Kabotaj bu ülkeyi korumak için. O zamanki ben gerçekten utanıyorum. O zamanki devlet büyüklerinin emekleri karşısında bugün yaşadıklarımıza bakarak utanıyorum. Kendimden de utanıyorum. Bir meslek, bir yetişmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum. Gelişimin önünde temelde en büyük engel devletin ekonomi politikaları çıkıyor. Bunun farkına varmak lazım. Biz bugün bunları aşabilmek için Türk Doğdu isimli klas kuruluşumuzu uluslararası dünyada kabul gören bir yer haline getirmek için çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Bunda önemli bir aşaması. En önemli, daha doğrusu objektif aşamasında başardık. İlgileri bilenleriniz de vardır. Şimdi subjektif aşaması kaldı. Biraz daha politik aşaması, ama orada da işler iyi gidiyor. İnşallah da bu başarılacak. Sözünüz de şu. İstiyor muyuz, istemiyor muyuz? Biz ülke olarak özgürleşmek, güçlenmek, denizcilik alanında ilerlemek istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bu ülkede hangi yıllarda Türkiye gemi inşa aktörleri, sermayedarları, armatörleri ne zaman gemi yapmaya başladı? Bunları bir düşünelim bakalım. Bu ülkenin denizciliği, özel sektöre kaydığı dönemler, yani devletin neoliberal ekonomi politikalar 12 Eylül 80 sonrası süreçte devletin giderek aktör olma noktasından çıkarılması sonrasındaki süreçte ne zaman gemi yapılmaya başlandı bu ülkede? Bunları düşünelim lütfen. Türkiye deniz ticareti hangi filolarla yürütüldü? Bu filolar kaç yaşındaydı? Yurt dışından alınan gemiler miydi? Bu ülkede yapılan gemiler miydi? Amerika'da bilenleriniz bilir. Jones Act, Amerika'da yapılmayan bir gemi Amerika'da çalıştırılamaz. Vesaire vesaire. Yani konunun çok yanı var. Ben başımızı ağrıtıyorum. Kusura bakmayın ama şunu söyleyeyim. Bu konularda çok daha fazla think tank yapalım derim. Çok daha fazla konuşalım derim. Çok daha fazla yanını artışalım derim. Farkındalıklarımızın yükselmesi adına bunu söylüyorum. Dertlenenler dertleniyor. Sadece dertlenenlerin farkındalığının yükselmesi dertlenmeyenleri de dertlenir hale getirebilir belki. Kesin değil ama belki. Teşekkür ederim tekrar söz verdiği için. Tekrar saygılar sunuyorum hepinize. Estağfurullah efendim. Çok teşekkür ederiz. Son olarak Ferhat Ünsalan Bey'in bir elini görüyorum. Kendisine söz vereceğim. Buyurun efendim. Efendim bu güzel sunum için Arif Bey ve Levent Beylere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda ufkumuzu açtılar. Benim sorum şu, liman sınırlarında veya limanlar arası cezayı gerektirecek kabotaj ihlalleri konusu geçti. Bunu birkaç örnek vererek açabilir misiniz acaba Arif Bey? Teşekkür ederim. Ferhat Bey'im, bu imkan için teşekkür ederim. Sağ olun. Biz son 4-5 senedir bir kabotaj platformu oluşturduk. Türkiye'deki kabotaj ihlallerini takip etmek için. Yabancı bayraklı bir romortör herhangi bir yükü bir Türk limanından bir başka Türk limanına çekip yedeklemeye başladığı anda bunu bir şekilde haber aldık, alıyoruz ve bunu basına taşıyoruz. Taşımaya başladık. Böylelikle birkaç tane projeyi birkaç tane çeki işini kamuoyuna basın yoluyla duyurduk ve ilgili valiler bunlara ceza yazmak zorunda kaldılar. Biz ve bunların hep arkasında Ankara'daki hükümet vardı. Ya devlet işidir kardeşim, madem ki orada bir romorkör var, gelmiş buraya alsın, yabancı bayrak da olsa götürsün. Arkasında kamunun bir şeyi vardır diye, faydası vardır diye. Bu konuları biz duyurunca liman başkanlarımız da onlara da çok büyük baskılar yapılmaya başladı çünkü. Mısır'dan İskenderun'a gelen yaralı bir gemi, yabancı bayraklı bir gemiyle, Yunan bayraklı bir gemiyle yükünü boşalttıktan sonra aynı romorkörle tamir için Tuzla'daki tersaneye çekilme durumu oldu. İskenderun'daki liman başkanı direkti buna. Kardeşim
iki Türk limanı arasında yabancı bayraklı romorkör bu işi çekemez. Romorkörün sahibi olan firma, tabii bir Türk işletmecisiyle birlikte, ortağıyla birlikte bir Yunan adasına Kosa evrak yapmak istedi. İskenderun Yunan adası arasında bir yabancı bayraklı bir romorkörün yük çekmesi normal. Bu çünkü kabotaja girmez, büyük kabotaja girer. Fakat İskenderun'daki liman başkanı dedi ki geminin bir tersaneye ihtiyacı var. Kos adasında tersane yok. Sizin niyetiniz belli. Bunu bu İskenderun'dan Kos'a götüreceksiniz. Kos'tan da Yalova'ya veyahut da Tuzla'daki tersaneler bölgesine kağıt yapacaksınız. Türk kabotajına dolaylı olarak geleceksiniz. Ben buna evrak vermiyorum dedi. Biz Türk memurlarının, Türk liman başkanlarının da elini güçlendirdik bu şekilde. Takip ettiğimiz iki tane romorkör vardı. İsimlerini de vereyim. Bir tanesi Viking, öbürü Katotak. Halen takip ediyoruz. Yıllardır birisi Haydarpaşa rıhtımında bağlı kaldı. Öbürü de Tuzla'da bir tersanede duruyor. Kabotajı delmek son derece kolay. Ve burada çok büyük nemalar var, büyük rakamlar var. Onun içinde takip eden bir grup gönüllü, merak etmeyin, hala istihbarat teşkilatımız da var. Bir şey duyduğumuz anda bunu basına taşıyoruz. Biz bu akşam, ben bu konuşmayı yaparken Levent Akson'dan sadece 1-2 dakikalık bir konuşma yaptık. Kısa tutalım, interaktif bir konuşma olsun dedik. Biz ikimiz toplam 45 dakika topladık. 1,5 saate yakın da siz katılımcılar olayı renklendirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum şahsım adına. Arif Bey, çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Son demiştim ama sondan bir evvelki demek istemiştim. Özür dilerim. Dilim sürçtü. Son olarak sevgili Ali Bozoğlu abime söz vereyim. Buyurun Ali abiciğim. Efendim, Levent Kaptanıma da, Arif kardeşime de çok teşekkür ederim. Katılımcılara da çok teşekkür ederim. Çok bilgiler verdiler. Bu arada Erdal Gedikoğlu kardeşim Türk Lloyd'undan bahsetti. Fakat çok da açıklayıcı güzel bilgiler verdi Türk Lloyd'una. Teoman Özalp'i burada rahmet ve minnet tanıyorum. Çok büyük bir emeği vardır ve bedel ödemiştir. Ayça gemisi vardır. Ayça gemisi Türk Lloyd'u klasıyla inşa edilmiştir. Ve sefere çıkarken de Türk Lloyd'una çıkmıştır. İlk gemidir. Ve bu gemi hasar gördüğü zaman İngilizler bunun sigortasını ödemediler Türk Lloyd olduğu için ve bir bedel ödemiştir. Bu insanı da rahmetle minnetle anmak istedim. Sözlerim bu kadar. Ama denizcilik için, geleceği için de herkesten çok güzel sözler duydum. Hele şimdi burada mıdır bilmiyorum. Ayşe Hanım'ın katılması da çok enteresandı, çok iyiydi. Muhammed kardeşim, Kılavuz Kaptanlar Derneği, çok saydığım, sevdiğim bir arkadaşım, dostum. Çok güzel konuşmalar yaptı. İnşallah bir gün bu denizcilik kuruluşunun başında, Deniz Ticaret Kurulu'nda Levent Akson gibi, Arif kardeşim gibi idealist insanlar olur. Çok farklı bir şeylere geliriz diye düşünüyorum. Hepinize çok çok teşekkürler ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Abicim çok teşekkür ederiz. Haftaya aynı gün, aynı saatte bekliyoruz efendim. Bu video kayıt altına alınmıştır. YouTube kanalımıza yüklenecektir. YouTube kanalımızdan da tekrar izleyebilir ya da görebilirsiniz. Tabii YouTube kanalımıza girdiğiniz zaman da abone olursanız bize güç vermiş olursunuz. Başta sevgili kaptanım, değerli büyüğüm, abim Levent Akson, sonra sevgili kardeşim, dostum, sualtıcı arkadaşım Arif Ertli'ye şükranlarımı sunuyorum. Sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, programa katıldınız. Çok teşekkür ediyorum. Efendim haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar, saygılarımla.